Fitness Merkezi'nden merhaba. Özellikle yaratıcı profesyonellerin güçlü dizüstü bilgisayar denliğinde ilk seçenekleri arasında MacBook'lar ve Ultrabook'lar yer alıyor. Fakat bugün biz daha çok MacBook kullanıcılarını ilgilendiren bir inceleme yapacağız. Zira bugün elimizdeki VD'nin MyPassport Pro harici diski Mac kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiş bir ürün. Veri depolama ürünlerinde hem hız hem de ince ve hafiflik anlamında SSD doğru bir tercih olsa da daha çok kapasite isteyenlerin bakacakları raflar harici diskler bölümünde bulunuyor. Zira 1 TB'lık SSD'lerin fiyatları oldukça yüksek. O nedenle 2.5 inç kasalarda harici diskler hala geniş kapasite için uygun seçim. PC kullanıcıları USB 3.0'lı cihazları tercih ederken MacBook tarafında da Thunderbolt'lu modeller bulunuyor. Elbette her iki ara birim desteğini veren modeller de mevcut. Fakat bugünkü inceleme konumuz olan VD MyPassport Pro yalnızca Thunderbolt ara birime sahip olmasıyla yalnızca Mac kullanıcılarına hitap ettiğini gösteriyor. Şimdi cihaza yakından bakalım. VD MyPassport Pro'nun en büyük esprisi küçük boyutlarda bir kasa içinde 2 adet 1 TB'lık disk getirmesi. Böylece tek bir gövdede 2 farklı 1 TB gibi geniş kapasiteli diski çalıştırabiliyorsunuz. İki diskin bir arada bulunmasının asıl sebebi ise elbette RAID 1 yansıtma moduyla verilerinizi koruma imkanı sağlaması. Bu modda kapasite bir yarısı verilerinizi depolamak, diğer yarısı ise ikinci bir kopyasını tutmak üzere ikiye ayrılıyor. Diski ister bu şekilde kullanabilir, ister daha fazla kapasite için bu özelliğini geri plana atabilirsiniz. Burada seçim size kalmış. Bu kadar geniş bir alanın sunulduğu bu cihazda taşınabilirlik elbette oldukça önemli. Cihazın boyu 143 mm, kalınlığı ise yaklaşık 28 mm civarında. Öte yandan cihaz aşırı da ağır değil, 460 gram civarında bir ağırlığı var. Bu da onu veri depolamada kompakt çözümler kategorisine sokuyor. Öte yandan bu ağırlığın karşılığı alüminyum kaplamalı bir kasayı oluşturuyor. Böylece cihazın oldukça dayanıklı bir görünüme sahip olduğunu da bu noktada söylemek lazım. VD MyPassport Pro yalnızca MacBook kullanıcılarına hitap ediyor. Zira cihazda yalnızca bir Thunderbolt bağlantısı bulunuyor. Bu nedenle eğer bu cihazı PC'de kullanmak istiyorsanız bir adaptör ihtiyacınız olacak. Onu da söyleyelim. Fakat MacBook kullanıcılar için kullanımı oldukça pratik tabii ki. Cihazın çevresine sarılmış vaziyette bulunan Thunderbolt kablosu dışında başka bir güç kablosuna ihtiyaç yok. Yalnızca bu kabloyu bilgisayarınıza bağlayarak cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Elimizdeki modeliyle 2 TB'lık kapasitede olan MyPassport Pro'nun ayrıca 4 TB'lık bir başka seçeneği de bulunuyor. Bunu da söyledikten sonra ve cihaza uyguladığımız test sonuçlarına geçmeden önce 2 RAID modu arasında geçişin VD araçlarını kullanarak çok kolay olduğunu da eklemekte fayda var. Şimdi yavaş yavaş aldığımız test sonuçlarına geçelim. Fakat geçmeden önce yine test sırasında cihazın ses ve sıcaklık değerleri hakkında da fikrimizi paylaşalım. MyPassport Pro'nun içinde 2 adet disk bulunduğu için olası sıcaklığı engellemek adına kasanın içine küçük bir fan yerleştirilmiş. Bu da cihazın yoğun yük altında çalıştırıldığında biraz ses çıkarmasına sebep oluyor. Her ne kadar ilk başlarda sessiz olsa da yükün durumuna göre bu fan sesi de kendini belli edebiliyor. Isı konusunda da yine bahsedersek açıkçası yine cihazın yoğun yük altında fark edilir ölçüde ısındığını söylemek gerek. Evet, şimdi MyPassport Pro ile aldığımız test sonuçlarını sizlerle paylaşalım. Hem RAID 0 hem RAID 1 ile aynı senaryoları uyguladık. Bakalım ne gibi sonuçlar almışız. Bir SSD içermeyen taşınabilir bir sürücüde saniyede 200 MB hızlarını görmek gerçekten keyif verici. Hatta yansıtılmış modda bile diskin iyi performans aldığını görmek mümkün. Öte yandan MyPassport Pro'nun boyut, ağırlık ve kullanım kolaylığı noktalarına da beğenimizi kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak cihazın yalnızca Thunderbolt versiyonu olmasa, ayrıca bir USB desteği de bulunsa kullanım alanını yaygınlaştırmak adına daha olumlu olabilirmiş. MyPassport Pro'nun fiyatına gelecek olursak 1100 TL civarında olduğunu da söyleyelim.